Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün hoş. SmackDown'u konuşmak üzere sizlerle beraberiz. Yanımda Şampiyonlar Ligi var. Sayın Hikmet Zeybek, forumumuzun güzide üst süper moderatörü. Yıllardır süper moderatörüm. Atanamamış co-admini Hikmet Zeybek'le beraberiz. Hikmet merhaba, nasılsın? Öncelikle herkese merhabalar arkadaşlar. Ziyadesiyle iyiyim çünkü hafta içinde girdiğim iki vizeden biri çok güzel geçti. Üniversiteli olunca anlarsınız neyse. Güzel bir SummerSlam son güzel show olduğu için biz Survivor Series'den sonra bu hezimeti konuşmak için, bu hezimetten sonra ne olacağını tartışmak için buradayız. Evet. Umarım güzel bir radyo olur. Hepimizin. Ben sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Ve yanımızda tabii ki bir diğer güzide üyemiz Sayın Eren Hanım. Bizlerle birlikte. Merhaba Eren. Nasılsın? Merhaba. İyiyim. Sen nasılsın? Allah şükür biz de iyiyiz. Allah iyilik versin. Manyak Charlotte yapıyormuş açılışı. Olumlu destek varmış. Ondan sonra işte bu konuşması vesaire, promosu yeteri kadar zevklenmiş. Neyse, ondan sonra Becky ona bir görev vermiş ve kendisi başarıyla yerine getirmiş. Evet. Ronda kraliçeye diz çökmüş çünkü dayak yedi kadın. Neyse. Evet. Sonra Paige gelmiş. Ondan sonra Ronda'nın dayak yemesinden mutlu olmuş. Allah Allah. Ben de mutlu oldum. Ben de mutlu oldum. Charlotte TLC'de de karşılaşıp onun boynuna bir lira sandalyeyi geçirip yüzlerce kez basmak istiyormuş ve onu kimse alıkoyamazmış. Evet. Paige de onun üzerine hakemlere yaptıklarının hesabını soruyormuş buna. Falan filan işte para cezası falan diyorlar. İkonikler gelmiş. Sonra da maç var herhalde. Evet. Önce bunu bir konuşalım. Bu olayı bir konuşalım ya. Konuşalım ya. Eren Nur şu an dünya üzerinde SmackDown izleyen 2-3 insandan birisi ve konuyla alakalı görüşleri vardır diye düşünüyorum. Evet Eren Nur. Başlangıç SmackDown'a başlangıç ile ilgili görüşlerin nelerdir? Ya bu hezimetin içindeki en parlayan şey büyük ihtimal Daniel Bryan'ın mücadelesiyle Charlotte'ın cinnetidir. Charlotte evet gerçekten SmackDown'ın gururlanacağı bir şey yaptı ve Raw Kadınlar Şampiyonu'nun adeta içinden geçti. Acımadı. Aynı maçı izlemediğimi düşünüyorum ben. Ama sen ne zaman aynı şeyi izliyorsun zaten galiba? Ya ben şey diye düşünüyorum. Eğer Becky sakatlanmasaydı aynı booking Becky'ye yapılacak diye düşünüyorum. Evet. Yani Charlotte şu an ne kadar iyi bir şey yapsa da Becky taklitçiliğinden öteye geçemiyor. Evet Hikmet, konuyla ilgili farklı görüşlerin nedir? Açıkçası vallahi ben ziyadesinde memnun olduğum için bu sonuçtan hani yapılan kavgadan vesaire kan vahşet görmeyi seven biri olduğum için çok da mutlu oldum. Hani çok da hoşuma gitti ama tabii ki böyle olmasını istemezdim. Belki çünkü çok iyi temsil edebilecek biriydi bence. O yapsaydı daha güzel olacaktı hani. Ama şanlı yaptı, o da olumlu diyebiliriz. Hani maçta havada kaldı bu şekilde. İki ismin hani teke tek ilk karşılaşması hani nihayet bir sonuca elde edememesi de WWE'nin bu feud için açık kapı bıraktığının göstergesi bana kalırsa. Hani Charlotte'ın hamlelerini izleyeceğiz artık. Ne yapacak, ne edecek? Hani bu seviyeyi daha da yukarıya çıkaracak mı? Artık daha nereye çıkarabilir? Göreceğiz ileride. Yani ben de aynı düşünce, yani Charlotte'ın büyük maçta olamazsam kafayı yerim türü kompleksinin bir yansıması olarak Charlotte'ın yine Survivor serisinde iyi bir iş çıkarttığını düşünüyorum. Son dakika hamlesi olmasına rağmen ki Becky'nin çok büyük bir hype'la geliyor olmasına rağmen Charlotte gayet iyi bir iş çıkarttı bence de. Devam edebiliriz. Ben devam edeyim mi? Tabii ki, buyurun. Tabii. Ha, şeyi anlatıyorum o zaman. Maçtan itibaren anlatıyorum. Aha, maçı anlat. Maça ikonikler geliyor ve Charlotte'a boş yaptığını söylüyorlar. Charlotte ise
Dün şey iki gün önce Ronda'yı benzettim. Hadi şimdi siz gelin diye açık bir challenge yapıyor ve ilk maçımız başlıyor. İlk maçımız Billy Kay ile. Evet. Açık bir challenge. Tabii ki de Charlotte üstünlüğüyle maçı kazansa da bu galibiyet onu kesmiyor. Ve ardından Peyton Royce'a dönerek kardeşim sen de gel dayak yiyeceksin diye. Peyton girmek istiyor ringe fakat geri dönüyor tabii ki de bir heel davranış olarak. Sonra nedense bir şey oluyor ve reklamlardan sonra görüyoruz ki Peyton maça giriyor. Ve Charlotte galibiyete yakınken Billy Kay saldırıyor ve diskalifiye ile Charlotte kazanıyor. Charlotte neredeyse ikoniklerin ana kadro debutunda yediği dayağın aynısını yiyecekken God Mode açıp ikisini birden eşek sudan gelinceye kadar dövüyor ve segmentimiz burada son buluyor. Evet. Herhangi bir yorumun var mı konuyla alakalı olarak? Biliyorum yani Charlotte'ın maalesef 6 ay önce debutta eşek sudan gelinceye kadar dövülüp cash'in yedikten sonra bir anda momentum kazanıp iki kişiyi birden dövmesi garip geliyor. Yani ondan başka bir yorumum yok benim. Evet. Evet. Ben de konuşayım. Şimdi şöyle bir şey var. Ben de acayip bir şey izlenim oluştu ya böyle. Bobby Lashley'in TNA döneminde işte böyle 2015-2016'daki dominasyonu gibi bir şey oluştu böyle. Acayip o dönem adam tokatlardı. Tek atardı herkese. Yani oradaki bir şey gördüm ben Charlotte'da. O gözünü ferinde. Bilemiyorum artık. Hani bu biraz daha Survivor serisindeki işte yaptıklarını destekler bir hamle. Hani ikoniklerin de şu zamana kadar çok büyük bir şey yaptığını görmedik. Onlar da bir nevi bu hareketin kurbanı oldular. Artık hani dengeler biraz daha değişecek gibi duruyor. Çok ileride suni bir divizyon izleyeceğimizi düşünüyorum. Hani ara açılacak biraz daha. Nasıl Universal kemerinde ara çok açıldıysa burada da bir öyle bir şey görebiliriz bence. Evet. Yani artık biraz iş şeye kaldı. Mücadele gücünün yükselmesine kaldı. Charlotte biraz daha bunu kendine nasıl diyeyim UFC'den gelenlerin seviyesine çektiği için. Ama hiç belli olmaz hani bu değişebilir. SmackDown'da çünkü iyi güreşçiler var. Asuka var. Ondan sonra Becky Lynch var. Bunlar tekrardan Charlotte'ı o günlere döndürebilir. Ama işte o gün bugün değil. Evet ben de Charlotte'ın çok X-Factor bir güreşçi olduğunu düşünüyorum. Becky Lynch'le beraber SmackDown'da son dönemlerde fark yaratıyor kendisi. Umuyorum aynı şanslar sırasıyla Asuka gibi, Iconics gibi. Amin Allah'ım amin. Evet. Bunlara da gelir ve farklılıklar görmeye devam ederiz. SmackDown İnşallah. Kadınlar aleminde. Evet. Evet. Hikmet. Devam ediyorum. Miss TV'ye konuk oluyoruz. The Miz'in ev sahibi olduğu için arena olsun diye inliyor adeta. Sonra Shane O'Mac'e o kadar çok metiyeler dizerek çağırıyor ki ringde onun dansını yapacak kadar hale geliyor. Shane O'Mac yarı ölü halde geliyor ringe. Miz Survivor Series'deki cesur yürekliğini ve SmackDown için feda ettiği canını kutluyor ve ayrıca yine övüyor, övmelere doymuyor. Ve ardından The Miz diyor ki biz takım olmalıyız. Hani işte en iyi dünyadaki en iyi takım olarak iki dünyanın en iyisi. Sonra The Miz diyor hadi diyor hemen şuradan hani adam çağıralım maç yapalım diye. Yerel yetenekler geliyorlar. İki tane artık bir deri bir kemik adam geliyor. Sonra maça başlıyoruz. Shane kenarda The Miz legal. The Miz böyle göstere göstere Shane'e sürekli her hareket sonrası Shane'e dönerek bak ne kadar iyiyim diye derken roll-up'un kurbanı oluyor ve
yerel güreşçilere mağlup oluyorlar. Shane bıyık altından giriyor. The Miz ise sinirleniyor. Ve maçımız böyle bitiyor. Segmentimiz de böyle bitiyor. Evet. Yani bunun bir benzeri benim ortaokulda başıma gelmişti. Yanındaki kıza hava yapacağım derken önümdeki topa vuramayıp ayakkabımın kaleye dönüşmesini izlemiştim. Biz de bunun azizliğine uğradı. Yani dünyanın en iyi güreşçisiyle aynı ringdeydi bir kere. Shane O'Mac'le aynı ringdeydi. Onun da tabii bir heyecanı olabilir. Ve buna yenik evet. Düşüp roll-up'la maçı kaybetti. Miz SmackDown'un bence önümüzdeki önemli değerlerinden birisi. Özellikle AJ Styles'ın son dönemlerde kemeri kaybetmesine paralel olarak çıkan çok ağırlık verilecek haberlerini göz önünde bulundurursak. Miz Bryan'ın önünde kullanacak bir isim ama face olarak kullanacağı söyleniyor. Enteresan şeyler izleyeceğiz. Hikmet, konuyla alakalı yorumların nelerdir? Açıkçası enteresan diye bitirdim. Bak çok güzel bir yere değindim. Gerçekten enteresan bir durum. Yani bizi face, yani iyi adam olarak izlemek hadi diyelim iyi adam oldu öncesinde ama Daniel Bryan'a karşı iyi adam olarak izlemek biraz ilginç olacak. Ama bu gelecekte olacak bir şey. Hani şu anda bir dönüşüm evresinde çok ilginç şeyler yaşanacak. Hani ama bizim ben şundan eminim. Miz son yıllarda artık iyice kendini bir standarda bağlamasından ötürü mikrofonunu bu karakterde avantajlı olarak kullanacaktır bence. Avantaj yani onun için konuşması, konuşma becerileri, rol yeteneği. İleride hani bu konu hakkında güzel, bence ben hani umutlu bakıyorum. Biraz hani şaşırtıcı, evet Miz heel değil artık. Yani heel olmayacak artık ama bu iş değişecek gibi görünüyor. Evet Eren. Yani heel Daniel face the Miz izlemek çok garip ve hani merak uyandırıcı bir şey. AJ Styles inzivaya çekildiği için daha da merak ettiriyor. Çünkü AJ Styles SmackDown'un neredeyse geldiğinden beri bir markası ve hani workhorse dediğimiz tabirle gece gündüz live eventlerde gezip şovlara çıkıyor ve dinlenmeden hani şampiyon oldu ve bunu hak ettiği için de bir dinlenmeye çekildi. The Miz'in face zamanlarını izlediğimde hani pek yakıştıramamıştım ama umarım WWE bu karakteri daha da bir revizyona sokup daha iyi bir şey çıkartabilirler umarım. Ben bir araya girsem olur mu? Tabii ki. Çok özür dilerim. Hani biz için şey diyoruz ya, işte ilk face döneminde böyle çok iyi bir performans gösteren, çok önde yer alamadı diyoruz da şöyle bir durum da Miz aslında o dönem Maris gelene kadar hani heelken de çok şey değildi böyle. Çok iyi bir havası yoktu. Biraz bir şey dönemi iyiydi bu Damien Sandow'la beraber çalıştığı dönem. O da biraz daha bana kalırsa Sandow'un da hevesiyle o dönemki. Ama sonrasında biraz daha toparladı bana kalırsa. Çünkü o dönem bir belki hatırlayanlar olacaktır. SummerSlam'de Ryback, Big Show, The Miz. Üçlü feudu vardı. Evet. O gerçekten bir faciaydı zaten. Diğer iki adam da facia olunca. Ryback evet yani. Bambaşka bir adam. Yani, Ryback biraz daha işte tam duraklama zamanına gelmişti orada ya. Ryback'i face kullanıyorlardı falan. Evet, Ryback bir de bu şey söylemiştiniz. İlk kadınlar şampiyonu Ryback olacakmış. Kendisi açıklamıştı onu. Bunun doğruluğu ne bu arada? Çetin ya abicim Ryback'e bakarsan neyse. Kendi açıklaması yani. Ben demiyorum bunu. İlk kadınlar şampiyonu Ryback olacak. Bu Cassius Sohno'nun şey değil mi ya? Üçüncü üyesi aslında benim demesi. Cassius Sohno'nun da McDonald's reklam yüzü olduğuna söyleniyor. O göbekle. Bu abi. Evet. Devam edelim o zaman. Geçiyoruz Şükran Günü Savaşı'na. 3 yani şey 3'e 3 karşılaşma. The Show Bar vs New Day. New Day ilk önce geliyor, üstlerinde Şükran Günü'ne özel bir kıyafetle geliyorlar ve Xavier'ın üzerinde 6-1 yazıyor. İşte helal olsun. Böyle adamlar lazım brand'e. Büyük Trabzonluymuş reis ya. Bu arada
Dikkat etsin de Fener vurmasın o zaman bir yerde. Evet. Burada konuşma yapar, Survivor Series'le ilgili açıklama yaparlarken Biggie Hindi ile garip şeyler yapıyor. Yani gerçekten ya. Nimet'le şaka olmaz. Allah çarpar. Sonra onları show bar bölüyor ve Cesaro öyle şeyimiz yeter artık hani saçma saçma konuşuyorsunuz. Hani dövüşelim diye böyle bir 100. kez maça çıkıyorlar. Maç gayet güzel geçiyor. Spotlar ama bu sefer taraflar farklı var. Ama ya. Şimdi yes. Bak bir şovla takım olmadım ya. Tamam oldu ama yani sürekli New Day bar maçı geçiyor yani. Kesinlikle bunun WrestleMania 29 olması için bir Randy Orton eksiği var. Doğru. Maça geçiyoruz. Maçta iki tarafta gerçekten yine güzel şekilde performans koyuyorlar. Maçta Big Show'a neredeyse üfler gibi vuruyor ve Big Show yemeklerle dolu olan masaya gömülüyor. Sonrasında zaten New Day maçı kazanıyor. Fakat Sheamus ve Cesaro ne kadar saldırmaya çalışsa da yüzlerine yemek ve turta yiyorlar. Ve böylece segment son buluyor. Afiyet olsun. Evet. Hikmet senin konuyla alakalı görüşlerini alabilir miyiz? Açıkçası hani bu biraz şükran günü olayı da benim genel olarak takımlar divizyonu hakkında demek istediklerim var ya. Tabii ki. Ya şu divizyonda bence bir nasıl diyeyim show bar ekibi değil de show'u çıkar. The Bar'a karşı bir şey olması lazımdı ya. Usos. Evet. Hani bunu neden değerlendirmek yerine niye 3-3 savaşa geçtiler ben onu anlamadım. Yani hep bir kısır döngüden bahsedebiliriz SmackDown. Evet. Yani geçtiğimiz yani, sene de yani bu Hellenesel dönemini hatırlayın. Bu 9. ay, 10. ay. O zaman biraz maçlarla götürüyorlardı. Evet. Yani Usos ondan sonra. Onun öncesinde Rap Battle'la götürdüler zaten. Evet. Ama 2 sene öncesine dönüyorsun yani. The Bar'la şey deyince, New Day deyince. Tabii ben 2016'da çok şey yapamıyordum ama 2016'da karşılaşıyorlar mıydı hep bu takımlar? Yani nasıl diyeyim, şöyle diyeyim. Raw brand olduktan sonra şöyle bir Ekim'den şeye kadar falan bunlar sürekli karşılaştılar. Ocağa kadar. Yani kimyaları uyuyor ama tabii ki hep aynı yani, şeyleri izleme kabakta da verebiliyor. Kimya uyuyor da hani izlediğim bir şeyi biraz daha nasıl diyeyim izlemek pek de şey değil. Bir süre sonra banıyor açıkçası beni. Evet. Eren senin evet çok derin bir ah çektin galiba bayağı dolusun SmackDown takımları. Yani SmackDown takımları elde alternatifler bol ama kullanmaya gelince kullanamıyorlar. Yani, Primo ve Epico şeyini çıkartırsan takımını çıkartırsan gayet kaliteli bir takım divizyonu var SmackDown'ın. God Brothers evet. Olsun, Sanity olsun, Usolar olsun. Hani bu adamları her hafta değiştirip de güreştirebilirsiniz. Hani hem adamlar televizyonda görürsün unutmasınlar hem de yani gözümüz şenlensin birazcık değişiklik görelim. Çünkü adamlar sürekli aynı maçı prove ede ede pay-per-view'da görünce ister istemez insan izleyesi gelmiyor. Yine mi diyorsun? Evet yani yine bunlara tuvalete gideyim o zaman diyorsun. O yüzden artık hani Survivor Series'e mesela Sanity'nin bu kadar erken gideceğini ben hiç tahmin etmezdim yani. Adamlar kolonlardan sonra ikinciye gittiler. Hani birazcık daha dikkat edilmesi lazım takım divizyonuna. Yani çünkü evet. Gerçekten SmackDown takım divizyonu gerçekten kaliteli bir divizyon. Ama bakıyorsun Nuh'un gemisi gibi ama SmackDown hı-hı. Öyle değil. Ya şey şöyle bir durum var. WWE'nin bu son yani nasıl diyeyim WrestleMania sonrası divizyonu gerçekten kötü. Takımlar divizyonuna hiç dikkat etmemeye başladılar. Artık arka alanda ne gibi planlar dönüyor bilmiyorum ama hani en azından bir AOP'nin karşısında rakip bile çıkmayacak yani öyle çok onların dişine göre rakip çıkmayacak. Beklemede olacağız yani bakalım. Ama işte bekliyoruz ama gelenler B-Team falan geliyor hani geliştirmelik yani. Rakip.
Bir, yani Chad Gable'ın şey takım oldu ya. Bumblebrook takım oldu. Yokluktan. Abicim siz niye şey getirmiyorsunuz? Birmaniyi getirin o zaman. Değil mi? James Strong'u çıkar oradan. Ama James'in de şimdi yaşı da geçtiği için. Ya aynı aşağı yukarı aynı yaşlar ya zaten. İşte TNA'nin veteran takımı. İşte WWE TNA'nin elemanlarını sevmiyor. Nasıl sevmiyor abicim? AJ Styles hariç. AJ Styles başka. Onun dışında hani EC3'nin Bobby Roode'un hali ortada. Abi sıraları. Ya Bobby Roode'u bilemem. Bobby Roode yaşlı artık. Onun bir sonraki şeyi artık huzure falan da yani EC3 falan zamanı geçti. Yes. Ben EC3'yi beğeniyorum. Yalan yok. Glorious. Top 1%. EC3'yi ama hani nasıl ben NXT'nin işleyebileceğini düşünmüyorum şu anda. Evet. Çünkü onlara uygun bir adam değil. Kasa farklı ya. Kasa ya tamamen ana kadro kasası. Direkt evet. Direkt ana kadrodan başlasa da sırıtmazdı bence EC3'yi. Zaten şeyde gidecekmiş. Ağustos'ta gidecekmiş. Hani beyin sarsıntısı geçirmiş. Bu bilin adama bakalım, kim vurdu? Benim bakarım rakibi kimdi? Kimdi? Velvet in Dream. Olabilir. Velvet in Dream genç olduğu için ona biliyorsun dokunulmazlığı var. Ona bir şey söyleyemiyoruz. Yani, Velvet in Dream yüzünden mi oldu? Ya yani onun yüzünden oldu. Aa bir dakika Takeover Chicago değil mi? Doğru. Şimdi hatırladım. Şeyi. Hangi pay-per-view'de karşılaştıklarını. Evet. Ya işte o arada bir yerde oldu aynı. Bu o zaman atlanmaz. Atlanmaz onlar ya. Ha, geçelim. O zaman devam edelim. Bu bölümü de geçelim. Takımlar divizyonundan bahsettik. SmackDown'da devam edelim. Şimdi sırada yeni WWE şampiyonumuz Daniel Bryan'ın açıklamaları var. Bu arada Lars Sullivan'ın bir şeyini görüyoruz. Tanıtım videosunu görüyoruz. Daniel Bryan geliyor ama bir iki yes yapmacıktan yes yaparak yeni karakterini yansıtıyor seyircilere. Bir dakika bir reklam yapabilir miyim? Tabii ki de. Bu promonun Türkçe çevresini YouTube kanalımızda bulabilirsiniz arkadaşlar. Hatta ben linkini kanalımız at. Aynen. Devam ediyorum ben. Tabii ki buyurun. Daniel Bryan işte yaşadığı zorlukları, eski Daniel Bryan'ın pes edici bir insan olduğunu ve sürekli insanlar için yaptığını dile getiriyor. Ayrıca kendi o süreçte ringe dönüş sürecinde yaşadığı zorlukları işte siz nereden bilirsiniz şeklinde sitem ediyor. Fight for your dreams lafına bir gönderme yapıyor. Ben bunu başarıyla tamamlamış. Bu arada stylist diye çent atanlara salak diyor. Onları aşağılıyor. Artık insanların sevdiği ve bütün bir rav'ı ele geçiren yes hareketinin son bulduğunu ve artık bundan sonra devam etmeyeceğini bizlere aktarıyor. Ve en son anörsör spiker masasına gidip oradaki anörsöre bir şey fısıldıyor. Ve sonra anörsörümüzün anonsu ile yani WWE şampiyonu yeni Daniel Bryan olarak anons ediyor ve Daniel Bryan spiker masasında kemerini kaldırıp yeni karakterini böylece kutluyor. Buyurun siz sözleriniz. Daniel Bryan böylelikle bir heel turn geçirmiş oldu. Zannediyorum hiçbirimize iki hafta önce Daniel Bryan bir haftalık şovda kemeri kazanacak deseler hiçbirimiz inanmazdık yani. İnanan olur muydu burada? Eren yani ben derdim hayır. Ki ben açıkçası sin kaplı bir yani konuşurum. Yani, ben de pek itinermedim. Yani ben rahatça 4.34'e gideceğini düşünüyordum ama bunun imkanı vermediler AJ Styles'a. Daniel Bryan'a devam etme kararı aldılar. Daniel Bryan'ın ben Brock Lesnar'a karşı iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Aynı zamanda heel bir kimlikle SmackDown'da yeni işler yapacağı için de çok evet. Heyecanlıyım. Hikmet? Daniel Bryan şöyle bir şeydir hani bugün çevirileri ben yaptığım için övünmek gibi olmasın arkadaşlar. Ondan dedi ki hani ben işte o Survivor Series'de Brock Lesnar'ın benim zayıf tarafımı yenmesine izin verdim dedi. Artık bir karakterden kurtulma olayı var. Hani o eski Daniel Bryan'dan biraz daha seyircinin sevgilisi, kendi hareketini oluşturmuş,
Daniel Ryan'dan bir heel Daniel Ryan'a geçiş oluyor. Ki hiçbirimiz ihtimal vermezdik buna. Çünkü Daniel Ryan WWE için çok büyük bir pazarlama stratejisiydi. Face with Daniel Ryan. Çünkü çok öncesinde bir yani yarım kalmış bir hikaye, büyük bir hikaye vardı. Ama bunun üzerinden gidilmesi yerine bir heel turn seçildi. Ben bunun da açıkçası artık SmackDown yeteri kadar belirli bir doygunluğa ulaştıktan sonra bir değişim evresine girmesine bağlıyorum. Çünkü insanlar yeteri kadar bilmiyorum kaç ay oldu. 7 ay oldu değil mi Daniel Bryan döneli? Yani Şubat gibi döndü evet. Diyorum ben. Geçti 7 yani, ay ya. 7 ayı geçmişti. Yani 7 ayı geçen bir sürede hani o hevesi almıştı insanlar artık bence. O hevesin üstüne de farklı bir açıdan bakmak istiyor WWE'yi. Elinde AJ Styles var face olarak. The Miz'i face yapacaklar. Çünkü burada bir rol değişimi söz konusu. Biraz WWE'yi seviyor artık böyle. Çünkü önceden mesela Charlotte Becky olursa ne diyorduk biz? Charlotte heel olur, Becky face olur. Hani böyle bir şeyler vardı. Evet. Ama ne oldu? Mesela son izlediğimiz şeylerde Becky birden bir heel turn yaptı. Tam tersi karakterler oldular yani. Burada WWE bu tarz işleri seviyor. Hani karakter değişimlerini. Bu da onun başka bir ayağı oldu ama bu tabii ki onlardan kat kat büyük bir adım. Çünkü Daniel Bryan'a baktığınızda şu anda WWE'nin tepesi yani düzenli güreşen isimlerde bana kalırsa tepe yani. O var, AJ var, başka kim var? Ya SmackDown'un evet yıldız konusunda ben eksikleri evet. Olduğunu düşünüyorum. Yani AJ Styles yani bir senede çok misyonunu tamamladı. Biraz tabii. Yüzünü de eskitti. Tabii. Bir sene de diyemeyiz. İki sene yani 2016 draft'tan beri Dean Ambrose'a karşı. Şimdi hatırladım Dean Ambrose, Jinder, Kevin Owens, Shane McMahon, Rusev bir ara bir sürü. WrestleMania 33 Shinsuke öncesinden WrestleMania öncesinden o seneki Survivor Series'e kadar kemer penceresinde bulunmadı diyecek. Yani çok kısa bir süre. Yani kemer de mid card kemeri penceresinde gezdi. O tarafta da mid card'da yani bayağı iş yaptı. Onu da göz ardı etmemek lazım. O yüzden hani biraz şey AJ de yoruldu zaten yaşı da var bu adamın. Yani orada misyon bir bayrak değişimi oldu. Ki ben hani çok hak veriyorum. İnsanlar beni AJ'ci olarak biliyor ama gerçekten hani artık yoruldu. SmackDown da yoruldu. Aynı şeyleri tekrar izletmekten. Değişim çok iyi olacaktır bence ya. Ben hani burada bir WWE'nin kaza yapacağını düşünmüyorum. Hele ki Daniel Bryan bu kadar istekliyken. Eren? AJ Styles bayağıdır 365 günden fazladır. Bu şirketin ana kemerlerinden birisini tuttu. Yani iyi kötü tuttu. Ama yani SmackDown'un ana problemi aslında yani genç ve main event seviyesinde bir yıldıza. Çünkü şimdi Jeff Hardy'ye bakıyorsunuz, Rey Mysterio'ya bakıyorsunuz, Randy Orton'a bakıyorsunuz. Bu üçlü hani bayağıdır eskiler yani yıllardır SmackDown veya Raw'un değişerek yüzleri oldular. Yani diyorduk draftta SmackDown kazanışı çıktı desek de yani Raw'da en azından main event çıkartabilirsin yine. Finn Balor, Elias bu adamlara şey yaparsın ama hani SmackDown'a geçince Daniel Bryan, AJ Styles, The Miz yani şey yaparsın böyle taze taze main event diyerek saydığımız. Yani eğer Jinder Mahal falan kalsaydı veya işte Kevin Owens sakatlanmasaydı ve kalsaydı belki daha çeşitli şeyler görürdük. Yani onun dışında başka hani Daniel Bryan gerçekten ben bunu hiç beklemezdim de. Yani bu sene resmen beklenmedik heel turn, face turnlerle geçti diyeyim ben. İlk önce Becky, sonra Daniel Bryan. Aslında daha öncesi de var ya. Yani olay biraz şeyle başladı. Sami Zayn'le başladı.
Ha evet, Sami Zayn'in o Hell in a Cell'deki Kevin Owens'ı kurtarışıyla olaylar başladı ama hani bayağı keskin bir yıl bu 2018 yılı, bayağı hem de yani birazcık da şey ne diyeyim, talihsiz bir yıl, sakatlıkların dolu olduğu evet. Bir yıl. Hani şu anda neredeyse kadronun yarısı revire dönmüş halde. Braun yani, Strowman yani evet. Braun Strowman dirseğinden gitti. Roman Reigns lösemi. Hani artık diğerleri de yaşamaya çalışıyor. Yani Becky Lynch, evet. Yarattıkları marka Becky Lynch şu anda beyin sarsıntısıyla uğraşıyor. Alexa Bliss öyle beyin sarsıntısıyla uğraşıyor ve onun için hala bir hani menajerlik falan düşünüyorlar veya genel menajerlik düşünüyorlar. Ne kadar alternatif. Yani olsa ne kadar alternatif. Şey olursa. Ha bu arada hani bu şeylerin başlangıcı Paige ile hani oldu, talihsizliğin başlangıcı çünkü evet. Paige için büyük bir ihtimal büyük planlar vardı şimdi. Yani Royal, belki de Royal Rumble'ı da alıp ona verebilirdi. Ya da WrestleMania'da bir kemer kazanabilirdi Paige. Evet. Yani o yüzden WWE'nin çok böyle talihsiz dönemlerine denk geldik. O zaman bu kısmı da burada noktalayabiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki segmente. Evet. Bir sonraki segmentte iki artık düşman arkadaş Sonya Deville, Mandy Rose rakipleri parıltılı ve o bir o kadar da şirin bir takım olan Asuka ve Naomi ikilisiyle karşılaşıyorlar. Maç içinde Naomi adeta hallaç pamuğuna çevrilirken Staple Center We Want Asuka ile gücü buluyor ve Hot Tag ile Asuka neredeyse iki kişi indiriyor ve maçı takımına kazandırıyor. Maç sonu Exclusive'de ise Sonya Deville, Mandy Rose artık güvenmediğini söylüyor. Söyleyecek bir şeyiniz var mı? Naomi ile alakalı olarak çok yorum isteniyor All My Mind tarafından. Ben Naomi'nin kapasitesinin bu olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir şekilde yakın zaman içerisinde en azından SmackDown kadınlar kemerine ulaşabileceği kanaatinde değilim. Asuka ile Feo'da girebilir mi? Ona da pek ihtimal vermiyorum. Asuka'nın yanında yancı olarak takılmaya devam edecektir. Şu anda baktığımızda Asuka, Becky Lynch, Charlotte Flair ve başka kimi söyleyebiliriz? Belki Sonya Deville, Mandy Rose çıkış yapabilirse bu dörtlü bu beşli arasında Naomi'nin pek şans olduğunu düşünmüyorum. Hikmet? Ya şimdi genel olarak bu konuşmak gerekirse Naomi hani o kemer şansını aldı hani yani. Hem de iki kez kemer kazandı hani. Ben açıkçası Naomi'nin bu saatten sonra hatta yani artık bu saatten sonra hiç şansı olduğunu düşünmüyorum. Onun ekseninden de kaydı artık. O zaman bir o biraz daha SmackDown kadınlar divizyonu işte Becky biraz daha o taraf kemer taraflarından uzaklaşmıştı ve orada bir seviye düşmüştü yavaş yavaş. Ama şu anda öyle bir noktaya geldi ki Becky'nin heel turn'ü sonrası. Hani çok hafif kalıyor. Evet yani Xenophobia yazmış. Asuka ile Feo'da girsen olacak. Birbirleriyle kalça tokuşturmaktan başka bir şey olmaz. Yani Asuka bu koca yenilmezlik serisini kalça tokuşturarak yapmadı. Bence çok balık hafızalı bir milletiz. Bu da yarınki Sözcü Gazetesi'nden yazının başlığı. ama Asuka gerçekten o performans çok ayrı bir performanstı. Bir de psikolojiye de giriyordu artık. Hani şeyi hatırlıyorsunuzdur. Nia Jax'in ağlamasını falan. Evet. Eren senin galiba söyleyecek çok şey vardı konuyla alakalı. Yani Naomi'ye bence şirket bayağı büyük başarılar verdi. Kendi evinde WrestleMania'da bir de kemer kazandı. Üstüne bu sene Battle Royale'de garip bir şekle benzeyen kupa kazandı. Yani artık bence Naomi'ye şey olarak başarı olarak doygunluğa ulaştığını düşünüyorum. Onun yerine artık mesela bak Sonya Deville Survivor Series maçında gayet güzel bir performans gösterdi. Yani bizim için ortada ne aşağı ne yukarı oynayabilir Sonya Deville. O hani, biraz şey hani böyle ne tam güreşçi ne tam dövüşçü biraz daha Arafta kalmış.
o şeyi temsil ediyor. O konuda hani NXT'deyken de öyleydi zaten. Bence orada iş yapar. Yani şimdi Asuka seriden sonra bayağı hani kademe kademe değil de çok ani düştü. Özellikle Carmella'nın önüne koyularak ve Carmella'ya temiz olmayan şekillerde kaybederek gerçekten büyük bir kan kaybetti. Hani ama şöyle bir şey var. Her şeye rağmen hala taraftarların ona destek vermesi bence WWE'nin not alması gerekiyor. Hani ne bileyim Evolution'da deli gibi cheer aldı. Survivor Series'de bütün Los Angeles yani ben mi artık videoyu göstereyim? İnanılmaz reaksiyon aldı ama hala bu kadına bir kemer yani şu anda kemer vermeye müsait olabilirler. Çünkü Becky'nin ne zaman döneceği belli değil. Bu kemeri bu kemeri yani göstermek zorundalar gibi bir şey. Hani Universal kemeri muamma ama hani bir şampiyonun kemeri şovlara gelmeli. Hani yani, şöyle bir şey. Becky Lynch için Royal Rumble galibiyeti düşünülüyorsa Becky Lynch kimseye kaybetmeden kemeri boşa çıkartılır. Ve çoklu bir kadın maçıyla yeni şampiyon belirlenebilir. Hani bunun için de uygun ortam var. Koyarsın Fatal 4-Way maçı. Asuka, Charlotte, Naomi işte bir tane de şey contenderlık maçı yaparsın. Kızların arasında 4 kişilik. Belirlersin maçı. Ve böylece olaydan sıyrılırsın. Royal Rumble'da verirsin Becky Lynch'e Rumble'da. O da Ronda Rousey'i seçer. WrestleMania 35 bağlanır. Oradan da Charlotte damlar işte sende kalmamış bir işim daha var. Öylece o da araya kaynar. Ve herkesin istediği olur. Ve hiçbir kimsenin de başında bir bilmece kalmaz. Evet. Başka ekstra söyleyecek bir şey var mı bu olaylarla alakalı? Yani yok. Tabii ki geçen bence. Main event'a bir dakika. Main event'a geçiyoruz. Randy Orton 12 yıl sonra SmackDown'da Rey Mysterio ile karşılaşıyor. Şöyle diyeyim. Randy Orton ve Rey Mysterio 12 yıl sonra SmackDown arasında karşılaşıyor. Oha. 12 yıl. Evet. Evet 12 yıl. Abi, bunu sürekli şey yapıyorlardı. Vurguluyorlardı. 12 yıl önce de yani şöyle diyeyim 2006 yani. Yani Rey, şey işte o Rey Mysterio'nun Royal Rumble'ı kazandı sen. Düşünün Aykut Kocaman o zaman da şey nasıl diyeyim Konya Spor hocasıydı. Aynen bugün de Konya Spor hocasıydı ve neyse. Kaç bitti maç? Aykut Hocam 1-1 bitirmeye başardı maç. Helal olsun. Ahmet sever Aykut Hocayı. Main event'a geçiyoruz. Rey Mysterio Randy Orton maçı. Maç Rey Mysterio'nun atletikliğiyle Rey Mysterio'nun üstünlüğüne gidiyor fakat Randy Orton'un maçı kazanmasından daha önemli bir şey olduğunu görüyoruz. Rey'in sürekli maskesini çıkartmaya çalışıyor ve Rey Mysterio'nun maskesini yırtıyor adeta Pentagon gibi. Yapılmışı var kardeşim. Semih Kellen yaptı bunu. Ve maç şöyle diyeyim maç dışarıda devam ederken Randy Orton artık nasıl hangi pozisyonlara arkaya vuracağını bilmediği için Rey Mysterio ipin altından kayarken Randy Orton inanılmaz bir arkeo yapıyor ve rakibini içeriye sokup bir tane de arkeodan sonra maçı kazanıyor ve maçtan sonra direkt Rey Mysterio'nun maskesine davranıyor ve Rey Mysterio'nun maskesini eline alıyor. Rey Mysterio maskesi. Ben eğer bir şeyler söyleyecek olursam özellikle Randy Orton'la alakalı olarak Randy Orton'un heel turn sonrasını bir kenara koyarak ondan önce face hani o çok ruhsuz performansını göz önünde bulundurarak konuşuyorum. Hikmet de benimle aynı fikirdedir. Gerçekten Randy Orton çok kanserojen bir maddeydi WWE için. Yani gerçekten bunu çok özür dilerim. Eğer Randy Orton'u seven herhangi bir insan varsa burada ama çok kanserojen bir maddeydi ondan önce Randy Orton. Ama heel turn sonrası gerçekten bir şeyleri oturtmaya başladı. O eski sadistik yüzünü yeniden ortaya çıkartmaya başladı. Şu anda bir nebze çekilebilir. Fakat tabii ki bizim Randy Orton'dan beklentimiz onu bu saatten sonra ringlerde görmek değil. Hall of Fame yüzüğüyle ringin kenarında görmek. Hikmet. Yani Randy Orton... Pardon Hikmet buyur. Eren sen söyleyeceksen... Söylesin Eren ya.
Ha, yani Randort'un heel turn sonrası gerçekten Sadomo'nun manyağa dönüştü. Hani ben artık beklerim Jeff Hardy'nin kulak deliğine tornavida soktu. Rey Mysterio'nun maskesini çıkarttı. Yani sıradaki kim olduğunu hiçbir fikrim yok. Ya sizin bir düşünceniz var mı? Sıradaki işkence görecek insan. Ty Dillinger'ın donunu indirir. Ha pardon, Ty Dillinger vardı, bir de onun parmağını sıkıştırdı. Aman. Ya bu adam gerçekten artık tehlike arz ediyor. Resmen öyle. 2005 Legend Killer Randy Orton daha geliştirilmiş versiyonuyla karşımızda. Yani eğer Raptiyelere birisini arkıyorlarsa bu misyon tamamlanacak diye düşünüyorum. Yani dur ben söylüyorum kimi arkiyoneceğim. Chris Jericho. Al işte. Tam Raptiyelere müsait kazan. Neyse. Olabilir bir, evet. Baştan toparlayalım hani. Randy Orton biraz son yıllarda iyice o havayı kaybetmiş durumdaydı. Özellikle geçen sene böyle SummerSlam sonrası iyice cılkı çıkmıştı. 10 saniyelik maçlar falan. İnsanlar Randy Orton 10 saniyede kaybedince mutlu falan oluyorlardı. Ondan sonra hani oradan tekrar oradan dönüp buraya getirme seviyeyi biraz daha tabii ki iyi. Ama şöyle bir şey var. Randy Orton ne bu saatten sonra o eski heyecanı yaratabilecek bir isim. Ne de günümüzde hani öyle bir şey kalmadı hani. Biraz daha güreşin yöneldiği yön değişti. Ki yani WWE'nin şu an kendi biraz günlük gülistanlık şovlar, işte aile ortamı falan filan. Oraya biraz gitmiyor gibi ama gene de iyi iş çıkardığını söylemek mümkün. Şimdi yiğidi öldürüp hakkında yemeyelim. Doğru. Evet. Bunu artık ana kemerle taşlandırabilir mi? Onu pek bilmiyorum. Umuyoruz öyle bir şey olmaz. Şakası bile gerçekten yani, bir an gözümü daralttı. Sıkıldım yemin ederim, sıkıldım. Yani, şakasında bile sıkıldım. Karakteri kemerle yansıtabilirim onu bilemiyorum çünkü... bir heel kemer şampiyon olunca biraz kaçmaya başlar böyle. Ondan evet. Ötürü de iş değişir yani. Ama belki bir konten, ama şimdi face şampiyon da yok. Yani o uzun sürer ya şampiyonluk penceresine girmesi. Yani evet. O zaman var mı ekstra şovla alakalı söyleyeceğiniz herhangi bir şey, herhangi bir yorumunuz? Dümdüz bir şovdu. Evet. Yani artık SmackDown'dan bir şey beklememek lazım bence USA Network'teki SmackDown'dan. Yani kalite aşağı yukarı biraz daha bunun bir level üstü olur. O da Road to WrestleMania'da olur. Onun dışında biraz artık son da, uzatmaları oynuyor şov. Onu söylemek lazım. Ekim 2019'a kadar ben çok büyük işler beklemiyorum. Yani çünkü görüyorsunuz insanlar AJ vs. Bryan'a büyük bir şey gözüne bakıyorlardı. Haftalık şovda kemer değişimi oldu falan. Evet. Yani ben şeyi düşünüyorum. Bu TLC'deki WWE şampiyonluğu maçının hem main event olup hem de pay-per-view'un ismine uygun bir TLC maçı olmasını bekliyorum. Çünkü ne bileyim temalı bir pay-per-view koyuyorsun. Ama çok alakasız bir Strowman Corbin maçını bir TLC yapıyorsun. Hani eskiden ana kemer maçları hep türlerde olurdu. Evet evet. Tabii de bizim şu anda çok büyük boşlukta ya. Yani onlar da ne yaptığını bilmiyor bence bazı konularda. Sürekli bir şeyler değişiyor, bir sakat çıkıyor ya da çok hani, acele davranıyorlar. Biraz da öyle davranmak zorundalar çünkü bu büyüklükteki bir şirket. Borsaya açılmış bir şirket için hızlı hamleler yapmak önemli. O zaman SmackDown... Eren buyurun. Ben SmackDown'un SmackDown seneye SmackDown'un 20. yıl şovuna kadar sıkıcılığından kurtulacağını düşünüyorum. Zaten draft sonrası SmackDown 20. Yani draft büyük değişimler olacağını bekliyorum ben. Tamam. O zaman evet. Şova bir puan verecek olsanız 5 üzerinden. Hikmet? 3. Yani hakkı 3. Eren? 3.
Ben de 2 diyorum ve o zaman SmackDown radyosunu bu gecelik sonlandırıyoruz. Var mı? Bizler... Puanlara bir bakalım. Sonra şey yok, yaparız. Doğru. Evet, evet. Chat box'a da soracak olursak puanlar. Xenophobia Smurf 1, Hüseyin 15.74 1.5. Code Blue 2, Oh My Mind 2. Başka puanlar varsa yazabilirsin. Numan ne haber lan? Zeno demiş ki SmackDown 20. yıl şovumu H gelir, baba rolü keser. Evet. Bu da bir güzel bir. Abhaz 3 demiş. 3.5 yes keçi adam. Yes keçi adam. Şimdi söyler misin ya? Yes keçi adam. Evet, ay belki sen misin yoksa? Genellikle vasatı aşamayan bir şov olduğu görüşündeyiz zannedersem. Verilen puanlardan da yani, başlayacağız. 3 iyimser olmuş bence. Son yani. Olarak bence şey mi konuşsak? TakeOver ve Survivor Series yıldızları. Hadi onu da konuşalım o zaman. Kısa bir şekilde konuşacak olursak. Hikmet, herhangi bir yorumun var mı konuyla alakalı olarak? Mert'in gönlünden kopan puanlar. Bilmiyorum açıkçası, maçlara çok ayrıntılı bakmadım ama yani gayet iyi maçlar vardı şovda. Ağırlığın 4 üzeri olması tabii ki memnun edici. Yani Mert'lerden böyle bir rating görmek WWE için bence biraz onda da değişim başladı. Gözler önünde seviyor. Survivor Series'e pek giremeyeceğim. Çünkü şovu izlemedim. Boşver izleme. Yani çok da biraz Daniel Bryan maçına bakayım dedim. O iyi puan almış. 4.5 mu aldı? 4.75 mi aldı? Ne aldı? 4.5 sanırım. He, 4.5 aldı. Bilmiyorum onun açıkçası. Orada aksiyona mı verdi biraz Daniel Bryan'ın, böyle trollüğüne falan mı verdi? Bilemiyorum. Bence hani 4.25 yani tam olurdu çünkü maçı başlar başlamaz bir koşuşturma olur ring etrafında, yani birazcık sıkıcıydı. Ne demiştin sonra, ben onun için? Bilmiyorum. Çok bir şey demiştin ben. Yani sonra ringe geçtiğimizde Brock Lesnar neredeyse adamı öldürüyordu. Sonra o adam dirildi. Ve güzel şeyler izlettirdi ama TakeOver'a gelirsek bence Black Gargano maçı 5 alması gereken bir maçtı yani. Özellikle o maçın içindeki sertlik olsun ve hikaye olsun. Birazcık acele gelse de hikaye. Çünkü Black'in sakatlığı zamansız geldi. Normalde üçlü maç olacaktı Brooklyn'de. Evet. Yani bence 5 bir tane yani ya Gargano Black maçı 5 alacaktı ya da Ciampa Velvet in Dream 5 yıldız alacaktı. Yani ama biraz o konularda cimriliği var ya. Hani evet. Çok kral maç olsa da vermediği oluyor. O da biraz onun güreş algısıyla alakalı. Mesela bizde ne vardı? AJ'nin de şeyin maçları, Cena'nın maçları. Hani o maçları da bıraktı mesela 0.25. 4.75 aldı değil mi en yüksek maçı? Şey Cena'yla AJ'nin. Yani. Abi, bir de o feud bayağı dolu doluydu. Evet. Orada biraz şey vardı ama. Nasıl diyeyim? Cena'nın da feud'u iyi pompalaması ya da Dream Feud hakkını veren bir feud. Doğru. Evet. O zaman başka konuyla alakalı görüşler yoksa ben çok güzel bir mesaj var chatbox'a. Onunla kapatmak istiyorum. Ronda'nın keçisi vefat etmiş. Abhaz Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yomi. Allah'ım. İnnake yabdu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne enamte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Veled dalin amin. Buradan bir de sağa sola selam vermemiz lazım ama şu an namaz kılmıyoruz. O zaman esselamu aleyküm ve rahmetullah. Helal ediyor musunuz? Ne oluyor? Helal olsun. Herkes hakkımızı helal ediyoruz. İnşallah siz de bizi hakkınızı helal etmişsinizdir. Son bir saatte kulaklarınızı tırmaladık bu üçlü olarak. İnşallah beğenmişsinizdir bizi. Bir sonraki radyoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.